akşamlar sevgili izleyiciler. Ege Spor TV İst Televizyon ortak yayınına hoş geldiniz. Bir amatörün içinden programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün yine çok değerli iki konuğumuz var. Konuklarımıza geçmeden önce bir hatırlatmamız var. Ege Spor TV amatörün içinden YouTube kanalına abone olup orada yorum ve sorularla programa katılım sağlayabilirsiniz. Biz elimizden geldiğince, vaktimiz yettiğince soruları ve yorumları okumaya çalışacağız. Abone olursanız soru ve yorumlarla programa katılabilirsiniz. Can abi merhaba. Merhaba abi. Yine teşekkürler. Çok değerli iki konuğumuz var. Evet. Amatörün sesi olmaya devam ediyoruz. Evet, evet. Çok değerli iki dostum, iki arkadaşım, bu akşamki konuklarımız. Hemen konuklarımızı tanıtayım önce. Genç Özgür Spor Kulübü Başkanı Yalçın Akdeniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buca Gençler Birliği Spor Kulübü Teknik Sorumlusu Bedrettin Karadağ. Hocam hoş geldiniz. Teşekkürler. Hocam siz de başlayayım önce. Tekrar hoş geldiniz. Bu amatörde yine güzel programlar yapmaya devam ediyoruz. Bu haftaki konuklarımız da siz dersiniz. Önce sizden başlayalım. Kulübünüzü şöyle bir tanıtırsanız genel anlamda. Çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz? Ben Yalçın Akdeniz. Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitim Öğretmenliği mezunuyum. 24 yıldır antrenörlük yapıyorum. 16 yıl futbol oynadım. UEFA B diplomasına sahibim. Daha önce başka kulüplerde de çalıştım amatör olarak. Genç Özgür Spor Kulübü 2009 yılında Gölcük depreminde ölen Özgür arkadaşımın ismini yaşatmak amacıyla kendim kurdum. Çok değerli gerçekten. Evet, şu anda başkan benim, başkan yardımcım babam, yönetimde eşim, annem ve Ümit hocamız var. Liseden beden eğitim öğretmenim. O da voleybol şubesinde Genç Özgür Spor Kulübü'nü yaşatıyor. Genç Özgür Spor Kulübü altyapıda daha çok etkin bir kulüp. Altyapı yetiştirici, profesyonel takımlara oyuncu yetiştiren, okullara giderek 3-4 okulla beraber çalışarak profesyonel takımlara oyuncu yetiştirmek amacıyla kurulmuş bir kulüp. Ve her sene de 3-4 tane oyuncumuzu profesyonel takımlara veriyoruz. Çok önemli bu aslında. Yani yetiştirici kulüp olmak. Ben her zaman söylerim. Yani o profesyonel kulüplerin yaşaması için amatör kulüplerin olması gerekiyor. Evet. Çünkü sizler yetiştirici kısmısınız. Aslında en büyük görev ve misyon sizde. Evet, yani biz okullardan hazırı değil de okullara giderek, ben ilkokullardan ortaokullara kadar yeni oyuncular keşfederek, onları 3-4 yıl çalışmalar yaparak, daha sonra profesyonel takımlarla hazırlık maçları, işte bizim maçlarımızı scout, altyapı hocaları veya altyapı sorumluları gelerek, izleyerek, işte şimdi de birkaç oyuncumuza da talipler var. Hatta 4 tane, 5 tane oyuncumuza talipler var. Onlar da gözlem altında. Onların oraya gitmeleri de bizi mutlu ediyor. Bizim amacımız da o. Ne kadar oyuncu yetiştirirsek biz kendimizi başarılı olarak görüyoruz. Hemen Bedrettin Hocam'a döneyim tekrar. Hocam tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sizden Buca Gençler Birliği Spor Kulübü dinleyelim. Neler yapıyorsunuz, çalışmalarınız neler? Ben Bedrettin Karadağ. 26 yıldır antrenörlük yapıyorum. Kendimi tamamen bu işe adadım. Bu iş mesleğim oldu. Buca Gençler Birliği Spor Kulübü'nü de 2010 yılında kurdum. O dönemde kurucu başkanlarımızdan Ali Murat Akmaz, Varol Bey, Eşref Hocam bizim yanımızdaydılar. Onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Tamamen altyapı üzerine, öz kaynak üzerine kurulu bir takımız. Spor okuluyla başlayıp bu süreçte hızla büyüyen, İzmir'de en iyi altyapı takımlarından biri olan bir ekip olduk. Profesyonel takımlarda 70'in üzerinde profesyonel aday oyuncumuz var. Bunlardan 4-5 tanesi de profesyonel oldu ve henüz 3 gün önce de yine 4-5 tane oyuncumuzu profesyonel takımlara verdik. Kendi altyapımızla da başarılıyız. İzmir'de 18 kere Türkiye Şampiyonası'na katılım başarısı gösterdik. Türkiye Şampiyonası'na gittik. 3 kere de Türkiye'de ilk 8 takım arasına kaldık. Şu an mevcut profesyonel oyuncularımız da var. Profesyonel takımlarda bizi gururlandıran oyuncularımız da var. Bizim işimiz tamamen öz kaynaklarımızla Türkiye'de bana göre çok yetenekli olan oyuncuları bulup kendi nezdimizde iyi eğitim verip profesyonel takımlara yollamak. Şu an bunu da yaptığımızı düşünüyorum. Tabii ki eksiklerimiz var. Bu konuda da çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Altyapı hocalarımız da gayet şu an iyi durumda. Onlar da sağ olsun bizi yalnız bırakmıyor. Size de ayrıca teşekkür ediyorum Can abiye ve özellikle sizin nezdinizde. Biz amatör takımlara
verdiğiniz değeri gördüğüm için daha da mutlu oldum. Bu konuda da teşekkür ederim sanırım size. Biz teşekkür ederiz çünkü amatör gerçekten önemli. Evet. Şimdi az önce bahsettim ama profesyonel kulüplerin olması için amatör kulüplerin olması gerekiyor değil mi Can abi? Kesinlikle. Yani oradan oyuncu yetişmediği zaman, oradan oyuncu çıkmadığı zaman profesyonel kulüpler nasıl ayakta duracak yani? Ali'cim yani her programda söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim. Profesyonel kulüplerin yetiştirici havuzları amatör kulüpler. Çünkü profesyonel kulüplerin futbol okulu dışında bir havuzu yok. Yok. Yok yani. Artı yani Altınordu, Göztepe dışında doğru düzgün scout ekibi olan yok. Her yere gidip izlesin. Şimdi yetiştirici kulüpler bölge bölge belli. İşte Çamlıbük bölgesinde olan kulüplerden biri sevgili Yalçın Hocam'ın olduğu Genç Özgür. Buca'da Bedrettin Hocam'ın olduğu Buca Gençler Birliği. Yani pilot böyle yetiştirici kulüpler. Bazıları yetiştirici, bazıları sadece yarışmacı olarak devam evet. ediyor İzmir'de. Ama tabii böyle kulüp sayısının sürekli artması lazım. Ama yıllardır her ikisi de bu vizyonu çok iyi götürüyorlar. Biz Yalçın Hocam'da da yıllarca küçük... Yalçın Hocam bilhassa küçük yaş gruplarında çok şey yap. Biz de en son Bedrettin Hocam'dan 2001 doğumlu Kerem Döner Taş almıştık. Evet. Çok yetenekli bir kardeşimiz de. Profesyonel yapıldı. A takıma çıktı ama tabii Kerem kardeşim de o dönemde kıymeti bilinmeyenlerden biri oldu A takımda. Her programda da söylemeye devam edeceğim bunu. Maalesef yukarıdaki profesyonel, daha doğrusu şöyle söyleyeyim sana, hep böyle oyuncuya... Papaz oyuncuya. Yani evet, yani o kelimeyi pek kullanmak istemiyorum. Tecrübeli oyuncuya dayalı sistem devam ettiği evet. sürece maalesef altı yapıdan yetişen öz kaynak projesine tam ters bir sistem uygulanıyor 2 yıldır. Maalesef o değirmende de Kerem Dönertaş'ı da öğüttü o sistem. O dönemde biz aldığımızda hocam hem normal alınışında hem profesyonel olup yetiştirme bedeli alınışında da çok büyük fedakarlıklar yaptı. Yalçın Hocam da aynı. Aldığımız oyuncularda da her ikisi de iyi dostumdur, iyi arkadaşımdır. Sağ olsun yani karşı kulübüne çok destekler olmuştur o dönemde. Ya bu tamamen ikili ilişki meselesi. Ya tabii ben hep aynı şeyleri söylüyorum. İnsanlar yaptıkları işlerle anılırlar. Kulüplerde iyi işlerle. Tayfun Yumul'un başlattığı bir proje vardı. Yani oyuncuyu alırken kulübünü de yaşatmak gerekiyor ve değerini vermek gerekiyor. Kesinlikle veliye git, lisansını al gel denmedi o dönemde. İki hocam da burada şahittir. Ondan sonra öyle iyi ilişkilerimiz vardı. İnşallah ki ileriki dönemlerde inşallah tekrar bu ilişkiler devam eder. Yalçın Hocam, sizin A takım anlamında yarışmacı takımınız var mı üst yapı anlamında? Biz A takım olarak değil, benim daha çok yetiştirici. Daha önce 16 yaşından sonra Gökova Spor Kulübü'ne vermiştim 40 oyuncumu. Şu anda da Bayındır Bozdağ Spor'a 2006-2007-2008 grubumu bir 23 kişilik ekibimi oraya verdim. Şu anda o 16 grubunda orada oynuyorlar. 4'te 4 yapıyorlar. Yine antrenmanlarını, şeyini, her şeyini ben yapıyorum. İşte hafta sonu sadece Bozdağ Bayındır'a gidip orada maçlarını oynuyorlar. Benim dediğim gibi hani 14 yaşı, 15 yaşına kadar ben yetiştireceğim. Çünkü belli bir şeyden sonra bütçe gerekiyor. Tabii. Yani imkan, sponsorlar gerekiyor. Bir de hani biz bir mahalle takımıyız. Mahalle takımı nereye kadar gidebilir? Süper amatör, bal ligi. O potansiyel yok. Ben daha çok yetiştirecek tarzındayım. Ben kendim de futbol oynadım 16 yıl. Hani bazı şartlardan dolayı bonservis olayları, Can abi işte o olayları bilir. Yani istiyor, kulüp 5 veriyor, öteki kulüp evet. 50 istiyor. Olmuyor. Bu da benim içimde kalan bir şeydi, yaraydı kanayan. Ama ben kimseyi işte bugüne kadar 50'ye yakın sporcu verdim. Belki 30'u bedavaya gitmiştir. Maalesef en büyük sorun herhalde, haftalardır yapıyoruz amatör programı. Herkesin bahsettiği en büyük sorun bu herhalde. Evet, yani bedavaya oyuncu gitmek. Bedavaya oyuncu ya. Aslında 5-10 bin lira verilen 5-20 arası bir miktar para aslında profesyonel takımlar için çok büyük para değil. Bizim amatörler için hiç para değil aslında. Hiç değil. Sizin için önemli bir para. Bizim için önemli. Bir topun değeri şu anda bir antrenman topu evet. 1000 lira, maç topu 1500-2000 lira olmuş. Evet, her hafta yani. Evet. İşte, olmuş. Yani bu yıl inanın 100 bin lira ben sadece toplara para yatırdım. Yani çok ciddi rakam. Yani küçük yaş grup spor okuluna ayrı top. Elit gruplar ayrı top, tabii, büyük yaş grubuna ayrı. Toplarında numaraları var ya, yaş gruplarına evet. göre 3'ten başlıyor. 3 numara, 4 numara, 5 numara. Tanesi 1000 lira en kötü. Maç topu alıyorsun, top çıkıyor. Kaçıyor, maçı bırakıyor, topun peşine gelecek mi, gelmeyecek mi? Aynen. Hani amatör şey, hani bu şekilde biz dediğim gibi hani okullarda mesela okullarla da ben çalışıyorum. Okulların maddi manevi forması, antrenmanı,
topu, servis, bir de mesela Genç Özgür Spor Kulübü olarak biz bütün sporcularımızı serviste evinden alıyoruz. En yakın noktadan antrenman sahasına götürüyoruz. Tekrar antrenman bittikten sonra evine bırakıyoruz. Okullarda da bu şekilde. Okulda işte bir okul maça gitse 500 liradan aşağı bir servis ücreti olmayacak. Yılda da en az 30-40 tane ilçe ve il maçları oluyor. Onlara da ücretsiz olarak yardımcı oluyoruz. Geçen sene bir okula 30 tane eşofman, 30 tane forma kendi imkanlarım doğrultusunda yaptım. Okuldaki bütün spor, futbol faaliyetlerine yardımcı oluyorum. Hani kulüp, okul, aile işbirliği içinde Genç Özgür Spor Kulübü olarak hani ve ben Yalçın Akdeniz olarak çalışıyorum. Ve yanımda da şu anda iki tane yardımcı hocam erkek olarak var. Genç Özgür Spor Kulübü de kız futbol takımımız var bizim. Aa, süper. Spor okulu olarak yapıyoruz. Şu anda başında Nilay Güreler var. Nilay hocamız da benim 5. sınıfta Reşat Nuri okulundan bulduğum ve Cansu Gürel yine Karacaoğlan okulundan bulduğum öğrencilerimdi. Okul maçlarına sokarak Konak Belediyespor'a seçildiler. İkisi de milli oldular. Cansu şu anda Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe'de oynuyor. Nilay Altay'da oynuyor. Cansu A milli takım oyuncusu ve sayısızca 15-20 kere altyapılarda genç milli takım kaptanı oldu. Nilay da geçen seneye kadar U19 milli takım kaptanıydı. Şanssız bir çapraz bağ sakatlığı yaşadım Mayıs ayında. Yoksa bu sene A milli takıma da gidecekti. Ve kız futbol takımı başında da Nilay Güreler var. Hem futbol oynuyor, hem spor akademisinde okuyor Ege Üniversitesi'nde. Hem de Genç Özgür'ün kız futbol takımını çalıştırıyor. Yani iyi bir ekip aslında. Yani iyi bir ekip kurduk. Genç bir ekip. Sporcu bir tane hocamız da Yunus, yine benim eski öğrencim. Berke yine benim eski öğrencim. Yunus şu anda Manisa Spor Akademisi'nde okuyor. Yardımcılarım da onlar. İşte bu konuda babam yıllardır yönetici. Bir sakatlık Allah korusun olduğunda hastaneye götürüp getirme lisans işlemleri olsun. En büyük yardımcılarımdan biri. Eşim spor okullarında benim olmadığımda kayıt işlemleri, malzeme, işte oradaki düzeni sağlamada eşim bu konuda yardımcı oluyor. Bir aile şirketi. Evet, kurdu. Gerçekten güzel. yani sonuçta bu işi severek yapıyoruz. Severek yani yapıyoruz. Bu işin önemli yani kısmı. Altyapıda başarılı olan kulüplerin çoğu bu işi severek yapan. Bedrettin hocam da bu şekilde. Hani hem seviyoruz, çocukları seviyorsun. Hani maddi tabii ki getirisi var ama işini severek yaptıktan sonra maddiyat zaten otomatikman gelir. Hani bazı insanlar işte para kazanayım. Ya para kazanırsın. Sen işini düzgün yaptıktan sonra bazı şeyler kendiliğinden geliyor. Bedrettin hocam, size de şunu sormak istiyorum. Gelir kaynaklarınız neler? Yani sponsorlar var mı? Yeterince var mı? Veya bu gelirler giderleri karşılıyor mu? Şimdi az önce hocam çok güzel söyledi. Yani bir top maliyeti bize 100 bin liraya mal oluyor dedi. Yani amatörlerde maalesef en büyük sorun bu. En büyük sorun bu. Gelir, gelir gider eşitsizliği. Amatör takımların çoğunu zaten geliri spor okulları oluyor. Bizim de kendimize göre bir spor okulumuz var. Burada çalışan hocalarımız da var tabii ki. Maalesef sponsor konusunda çok da şanslı değiliz. Sponsorumuz yok. Forma sponsorlarımız var. Sizin de izninizle onlara da teşekkür etmek istiyorum. Sigma Teknik, Emrah Bey'e teşekkür ediyorum özellikle. Bize ciddi forma sponsoru oldu. Bu konuda ona teşekkür ediyorum. İkon kamera sistemlerine yine teşekkürümü sunarım. Ama onun dışında çok da sponsor anlamında desteğimiz yok. Belediyelerin verdiği, belediyelerin, büyükşehirin ve yerel belediyelerin verdiği bir katkı oluyor. Onu kullanıyoruz genelde. Malzeme desteği herhalde genelde. Malzeme ve nakdi bir yardım oluyor. Ufak bir nakdi yardım da oluyor. Bunları kullanıyoruz genelde. Onun dışında gelirimiz yok. Var dersek bu hayal olur. Biz de Yalçın Hocam gibi genelde gelen gelir işte spor okulu gelirini hocalarımıza, malzemeye, kendimize bir bütçe oluşturarak kullanıyoruz. Bizim A takımımız süper amatöre çıktı bu sene. Bu konuda bir sıkıntımız var. Sağ olsun geçen yıl bir sponsor arkadaş bize vardı ama o da bu sene bıraktı. Çünkü gerçekten müthiş bir külfet. Evet. Biz şu an süper amatörde de ilk 11'den 8 tanesi kendi altyapımızdan olan oyuncularımızla oynuyoruz. 3 tane önemli de tabii abi ki, var. Evet, 3 tane de abileri var. Onlarla beraber mücadele ediyoruz. bu konuda bana göre ASKF'nin isim sponsorları bulması gerekiyor. Firmalarla bir protokol yapıp hani bakıyorum Türkiye Hava Yolları bugün
basketbolda ciddi bir sponsorluk yapıyor. Bu Avrupa için belki çok önemli ama bana göre dönüp Türkiye Futbol Federasyonu'nun buna el atması lazım. Yerel liglere gerçekten de yeterli destek verilirse, ben Almanya örneğini vereyim. 2002 Dünya Kupası'nda biliyorsunuz Cenab-ı Almanya 2002 Dünya Kupası'nda elendi. Ve ondan sonraki süreçte çok ciddi projeler ürettiler. Evet. Köy projeleri, köy okulu projeleri ürettiler. Ve köy okulu projelerinden Almanya bir sonraki Dünya Kupası'nda şampiyon oldu. Evet. Baktığınızda plan ve projelerle, gerçekten ciddi sponsorlarla biz Türk futboluna çağ atlatabiliriz. Ama maalesef burada en büyük sorun bizim spora bakış açımızı geliştirecek insanların spora küsmesi. Sponsor olan insanları çok çabuk küstürebiliyorsun. Evet, maalesef Türkiye'de öyle bir problem var galiba. Yani ya da çok böyle çatışmacı veya kavgacı bir ortamdan dolayı herhalde birçok sponsor, bu profesyonel kulüplerde de geçerli, daha çok bir senede iki senede elini ayağını çekiyor. Küstürüyoruz maalesef, insanları küstürüyoruz. Yani bu büyük problem. Profesyonel takımlar için de geçerli ama özellikle de amatör küme takımlarında sponsor bize yanaştığında sponsoru farklı şekilde algılayan insanlarımız oluyor maalesef. Ya, ister istemez bu da insanların sonradan küsmesine sebep olabiliyor. Evet. Ya, bunlara da şahit oldum yani. Ondan dolayı da bir sıkıntı var. Yalçın Hocam, aynı soruyu size de sormak istiyorum. Yani gelir gider dengesi, sponsorluk, sizde durum nedir? Şimdi bizde de aynı şekilde forma sponsoru, eşofman, işte antrenman tişörtlerinde de. Benim de bu konuda Güner Irdavat, benim eski öğrencilerim. Ahmet'le Taner sağ olsunlar her sene yardımcı oluyorlar. Tezcan Kuyumculuk yine bizim mahallemizin kuyumcusu ve çocukluk arkadaşımız Mustafa Tezcan olsun. Aynı zamanda Akbeyik Et Kasap yine benim çocukluk arkadaşım eski kaleci Kenan ve Salih kardeşler sağ olsun. 3 tane bizim de Genç Özgür olarak ana sponsorumuz var. Tabii bunlar amatör için yeterli mi? Değiller. Hani bu sponsorların daha da büyümesi gerekiyor. İşte büyük firmaların amatörlere destek olması lazım. Biz de yetişemiyoruz belli bir yere kadar. İşte bunu ASKF üzerinden belirttiğim hocamın dediği gibi veya ilçe belediyelerin kulüplere yardımcı olarak işte ben Bornova diyeyim, 4 tane 5 tane sanayi sitesi var. Sayın belki 6, çok işin içinde olmadığım için bilmiyorum. Yani oradaki fabrikaları da işte bir diyelim Pınar'ı Genç Özgür'e, işte BMC'yi Özçam Dibi'ne gibi sponsorlar yapıp onun o yılki malzeme ihtiyacını karşılasa bile çok büyük faydası olabilir. Belediyelerimiz işte ilçe belediyeleri olsun, il belediyeleri maddi yardımlar yapıyor da işte onların da belli bir bütçe geliyor. O da bizim hani baktığınız zaman servis ve su ihtiyacını ancak karşılıyor yıllık. Geri kalan şeylerde yetersiz kalıyoruz. Bunu işte büyük sponsorlar bunu ASKF'ler, TFF olsun destek yapması destek lazım. Biz bu konuda amatörler olarak çok mağdur oluyoruz. Yani ben bir de altyapıcıyım mesela. Belediyelerin veya ilçelerin para paylaşımında bile A takım olmadığı için Bedrettin Hocam'la aynı şey katılıyorsak Bedrettin Hocam benden 2-3 misli fazla alıyor A takım olduğu için. Hani altyapı, burada bile altyapıya evet, verilmeyen aslında bir önem var. Önemsizlik var. Vermiyor, senin A takımın yok. A takım yok da yetiştireceğim. Evet. Servisimi evimden alıp evime götürüyorum. Yani aylık 10 bin lira mazot yakıyorsun. Vergisi, kaskosu, sigortası, bakımı, evet. Şuyu buyuyla girdiğin zaman hani çok ciddi çok büyük sonuçta. Maliyetler çıkıyor. Ama o servis olayını da yapmadı mı çocuğu çam dibinden alıp Yusuf Tırpancı sahasına doğru götürmek, o yolu geçmek, karanlık, sabah, yağmur, çamur, sıcak, soğuk, sıkıntı. Onu yapıyoruz. Bu sefer bize tabii mali bir ekstralar çıkıyor ama o şekilde devam edeceğiz. Yük olduğu kadar çok çalışacağız. Öğrenci sayımızı daha çok arttırıp bu şekilde kendi imkanlarımız olursa büyümeye çalışacağız. Tabii belli bir yere kadar büyürüz. İnşallah büyük sponsorlar destek olur. Daha çok oyuncu yetiştiririz. Çünkü Bedrettin Hocamız da bizim hedefimiz hep aynı. Hani gidip 3. lige çıkmak değil. Biz 3. lige, 2. lige, 1. lige, Süper Lig'e oyuncu vermek. Evet. Oyuncu yetiştirmek bizim evet, amacımız. Bizim çünkü misyonumuz, o gücümüz ikimizin de şekilde yok. Belli. Yetiştireceğiz biz. O farklı bir boyutu. Şahverdi Hoca mesaj atmış. Şahverdi Aydemir. Kolay gelsin dostlar. Hem antrenman yapıyoruz hem sizleri takip ediyoruz. Kolay sağ gelsin. Olsun. Sağ olsun. Kolay gelsin. Sağ olsun Şahverdi. Selamlarımızı iletiyoruz buradan. Aleyküm Can selam. Abi herhalde işte her hafta aynı hemen hemen sorunları duyuyoruz. En büyük sorunlardan birisi de herhalde problem sponsorluk değil mi? Aynen öyle. Tabii şimdi
Yani futbol okulunu bütün kulüpler ayakta kalabilmek için hepsi yapıyor. Yani zaten en büyük gelir kaynağı o. Herkes, bütün kulüpler, profesyonel kulüplerinde şirket değilse veya kurumsal değilse, hatta onlar da kendi futbol okullarından aldıklarıyla gerisinde halk eğitim üstünden falan dönüyorlar. Bettettin Hocam'ın dediği gibi şimdi geçen iki program önce biliyorsun sevgili Ali Alanç hocamızı aldık kadın futbol takımı evet. olarak Konak. Daha düne kadar kadınlar, Turkcell Kadınlar Futbol Ligi'ydi. Evet. Turkcell adına bir sponsorluk gelirleri alıyor Futbol Federasyonu fakat kulüplere hiçbir paylaşımı yok. Maalesef. Yani sponsorluk isim hakkı Federasyon. Olarak veriliyor. Yani hiçbir şey düşmüyor. Kulüplere bir faydası yok. Hiçbir faydası yok. Şimdi Bedrettin Hoca'nın dediği gibi, yani burada iş tabii İzmir'de veya illerde ASKF'lere düşüyor bu iş. Ama tabii İzmir olduğu için bizim konumuz. En azından bölge bölge sponsor bulunabilir. Yani Buca'da da serbest bölge var hocam biliyorsun. Yani Buca'da kaç takım var örneğin hocam? 18. 18 takım. Atıyorum. Yani organize sanayiye gidilse o takımlar bölüşse senin dediğin gibi Yalçın hocam. Her işte her fabrikaya veya büyük kuruma üçer takım verse, onu desteklese çok rahat bu işin içinden çıkılır İzmir gibi yerde. Çünkü hadi verilen paralar belli. Artı bu 26 insandan sonra çıkan yeni spor yasasında artık amatör futbol kulüplerine verilen yardımlar direkt vergiden düşülebiliyor. Evet. Eskiden düşülemiyordu. İşte reklam faturası kesiliyordu, %50'si düşüyordu falan. Artık direkt sporu desteklemek adına %100'ü düşüyor. Yani artık şeyi de kalmadı bu işin. Hani bahanesi de kalmadı. Ya ben vergiden düşemiyorum falan filan da kalmadı. Evet. Yani bu aslında bu da şirketler için bir kolaylık yani. Aynen öyle. Teşvik anlamında. Aynen teşvik. Şimdi dikkat et. Zaten isim sponsorları niye hep bugüne kadar basketbola, voleybola yatırım yapıyorlardı? Direkt vergiden düştükleri için. Gider masraf gösterdikleri için. Bu şey artık İzmir ölçeğinde ama tabii bunun bir öncüsü olması lazım. Bu da ASKF'ye düşüyor. Kesinlikle ASKF'ye düşüyor. Profesyonel takımların çoğu aldı önüne. Önüne bir isim alınır mesela. Tabii çoğu. Tabii. Evet. Tabii yani, yani bu iş yani organize olarak yani hatta şimdi 2023 seçimleri geliyor yani seçim zamanı. Kullanılabilir. Kullanılabilir bu iş. Evet. Şimdi mesela o seçim zamanı nasıl milletvekillerine adaylarına destek veriyorlar şey aynı şey. Spor kulüpleri için de geçerli olabilir Ali. Can abi kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Aranın ardından devam edeceğiz. Tamam. Sevgili izleyiciler kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından devam edeceğiz. İzleyiciler amatörün içinden kaldığı yerden devam ediyor. İkinci bölümde hemen birkaç yorumlar var. Onları okuyayım isterseniz programımıza yorumlarıyla katılan. Eyüp Akman, hayırlı akşamlar dilerim. İyi yayınlar Bedrettin Hocam, selamlar. İzmir'de amatör takımlara belediye ve sağlam sponsor gerekiyor. Amatöre sahip çıkasın demiş. Resul Ergat isimli izleyicimiz. Her iki hocamı tebrik ederim. Çektikleri zorlukları iyi biliyorum. Kurumların çok ama çok destek vermeleri gerekiyor. Muhammed Akdeniz, Bedrettin Hocam en büyük müsünüz bilmiyorum ama çok büyüksünüz demiş. Aras Erköy, Yalçın Hocam'a selam yollamış. Muhammed Yanar, Yalçın Hocam'a selamlar. Çağlar Güler, Yalçın Hocam iyi yayınlar takipteyiz demiş. Çok da güzel yorumlar alıyoruz. Yalçın Hocam, şimdi gelelim tesis konusuna. Tesis durumu nedir? Şimdi birçok amatör kulübün en büyük sorunu tesis sayısı, tesis kalitesi. Ne durumda, yeterli şimdi mi? Biz Bornova olarak biraz bu konuda şanslı gibi gözüküyoruz ama... Evet, Bornova'dan gelenler hep aynı şeyi söylüyor ama aslında. Takım ama takım sayısı fazla. Şimdi onu söyleyecektim tam Can abi. Şimdi 54'tü en son. O bu yükseliyor. Altın gibi, dolar gibi. 55-56 olmuş olabilir. Bir iki tane daha takım kuruldu. Yetişemiyoruz.
Şimdi 56 takım ve sahaları böldüğünde hani öteki sahalarla arasında çok büyük fark kalmıyor. Hani kalmıyor sonuna. Aynen ben de onu söyledim. Benim biraz dezavantajım benim spor okulları ve şey olduğu için küçük yaş grubu olduğu için ben saat 6'ya kadar antrenman yapabiliyorum. Ben gündüzleri yazında benden başka sabah antrenman yapan yok. Yusuf Tırpancı sahasına gidiyorum. Sabah 8'de bir başlıyorum. 12'ye kadar yapıyorum. En az 2 tane grubu antrenmanını yapıyorum. Bazen 3 grup yapıyoruz. Hocalar çok oldu mu yarı saha falan. Bu şekilde tabi. Ama mesela 6'dan sonra çalışmam olmuyor. Sağım olmuyor. Çünkü süper amatör, birinci amatör, Bal ligi olduğu için, A takımlar olduğu için bize kalmıyor. Bize de yetmiyor. 12 yıllık kulübüz. Mesela yeni kurulan bir kulüp diyor akşam ben 7, 8, 9, 10 saha istiyorum. Ben diyorum 12 yıllık pazartesi var en geç 5.30, 7. Öteki günler 4, 5.30 çocuk okuldan çıkıyor hemen evinden alıyoruz. Antrenman yapıyoruz. O şekilde oluyor. O konuda işte hem şanslı gibi gözüksek de biraz daha şanssızız. Tabii bu yine belediyelere, gençlik spor müdürlüklerine. Eskiden mesela Atatürk Stadı'nda 1 nolu, 2 nolu, 3 nolu, 4 nolu, 5 nolu'da bile maçlar vardı. Evet. Şu anda 1-2 nolu var. 3 nolu'nun olduğu yer şu anda otopark halinde duruyor. O da havuz yapılacakmış. Salon yapıldı. Hastane oralar durup stadın başka bölümüne yapılabilir miydi? Hani farklı projeler de olabilirdi. Dediğim gibi hani tesis konusunda benim için serviste olduğu için ben bulduğum Işıkkent sahasına da gidiyorum. Yusuf Tırpancı'ya da gidiyorum. Atatürk Park Halı Saha Belediye'nin işte sahalarına da zorluyorum hani şartlarımı. Çalışıyorum. Çalışmak isteyen bir şekilde buluyor. Tabii benim altyapıcı olmam da o saatler bana uygun oluyor. O konuda çok sıkıntı yaşamıyorum. Tabii 2-3 akşam da çalışsam mesela lise öğrencilerimi akşam da çalıştırmam gerekiyor 6'dan sonra. Ama öyle bir şansım yok. İşte ya okuldan bir ders izin alıyorlar. Ya koşarak geliyorlar 1,5 saatlik antrenmana 45-50 dakika 1 saat çalışıyorlar. O da biz antrenman sayısını haftada en az 4-5 antrenman, bir tane hazırlık maçı veya lig maçı oynayarak yapıyoruz. En azından çocuk 5 antrenmanın 3'üne, 4'üne gelse en azından telafi ediyoruz. 2-3 antrenman yapsak bu sefer problem yaşayacağız. Bu da ben kendimden biraz ödün veriyorum. Fazla çalışıyorum. Evet. Ailemden ödün veriyorum. O şekilde telafi etmeye çalışıyorum. İşte benim söylemek istediğim bir şey daha vardı. Amatör takımların en büyük sıkıntılarından biri de profesyonel takımların spor okulları. Eskiden mesela her spor okulu, mesela Karşıyaka, Karşıyaka'da spor okulu, Göztepe, Göztepe'de, Altay, Gaziemir'de, Altınordu, Yeşilyurt'ta belliydi. Şimdi her yerde değil mi? Şimdi her yerde var. Her mahallede. Ya mesela Diyarbakır'da Altay var, Göztepe var diyelim. Evet. İşte Paris Saint Germain İzmir'de var, Barcelona İzmir'de var, Galatasaray İzmir'de. Bu ne oluyor? Şimdi bunu biraz daha bilinçsiz aileler, benim oğlum işte profesyonel takıma gidiyor, gitmiyor. Evet. Bir maalesef. Yıl sonra, iki yıl sonra benim oğlum niye oynamadı dediğim mi veli? Bu sefer o pilot spor okulu yapan hocalarımız da ne yapmaya çalışıyor? Orada altyapısı olmayan bir amatör takıma gidiyor. Hocam diyor gel diyor, bende diyor spor okulunda 100 tane çocuk var. Senin de spor şeyin yok, takımın yok. U11-12'ye ben gireyim. Hem benim çocukları oynatayım. Evet. Hem de senin altyapın olsun. İşte belediyede verdiği paralar grup başına olduğu için U11'e girdiysen 500 lira fazla, 1000 lira fazla. O da oradan para kazanayım derdinde. İki taraf şey yapıyor, biz de maça çıkıyor. Biz 15-20 tane atıyoruz. Hani oluyor skor. Niyat ya biz ama işte spor okulu onlar, işte profesyonel takım spor okulu onların bizi yenmesi lazım. Yani evet aslında. Normal şartlarda ama değiller. Evet. Bu sefer çocukları kandırmış gibi oluyorlar. Bu benim çok zoruma gidiyor. Ve oyuncu yetişmiyor. Eskiden mesela Bornova'da baktığınız zaman hani Semih Şentürkler, Çağdaş Atanlar, işte Erman Yıldırımlar, Süleyman Varlıklar, Hüseyin Eroğlu, Halit Eroğlu yani... Şu an aklıma gelen hani Teoman Ak, her sene Serkan Dökmeler çok oyuncu yetişiyordu. Şu anda baktığımız zaman Bornova'dan yetişen çok az, 5-10 tane. Yani bu da bence spor okullarının çok olması, her yerde açılması, kendi bölgelerinde açılmaması amatörlere çok yara verdi. Şu anda Çamdibi'nde 54-56 takım var. Hani toplasan 10 tane takımın altyapısı düzgün değil. Evet. Bu da işte... Çamdibi'nde 54-56 takımın arasına bir de 20-30 tane spor okulu var Bornova'nın içinde. Göztepe'si, Altay'ı,
Paris Saint Germain'i, Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı. Bunlar girince ne oluyor? Amatör takıma gideceğine o çocuklar. İsmi var diye oraya gidiyor. İsmi o gidiyor. Halbuki 14, o, tak, o, oyun, yani o takımın profesyonel takımla hiçbir alakası yok, yok aslında. Yok, sadece isim. Yani. Ya sonra işte diyelim yapıyor, geliyor. Çamdibi, şimdi isim şey olmasın diye farklı bir Çamdibi genç gücü diye bir takımda oynatıyorlar. Hani senin oğlun Altınordu'ya gidiyordu, Göztepe'ye gidiyordu, Buca'ya gidiyordu, Galatasaray'a gidiyordu falan. Amatör takımda oynuyor. Ha işte o pilot takım. Nasıl pilot takım? Pilot takım değil. Mesela kandırılma oluyor. O da bize zarar veriyor. Mesela o çocuklar bize gelse bizim altyapımız daha kuvvetli olacak. Daha yetenekli, aidat konusunda o kulüpler daha da kuvvetli olacak. Biz de profesyonel takımlara daha çok oyuncu yetiştireceğiz. Ama bunu bence profesyonel takımların başkanları önemsemesi lazım. Herkese spor okulu açtırmaması lazım. Kendi ilçesinin dışında spor okulu açtırmaması lazım. Ben şu anda bakıyorum, incelemesini de yaptım bir dönem pandemi döneminde evdeyken. Şimdi Göztepe'nin altyapısından, spor okulundan yetişen Filiz lisanslı yok. Altınordu Türkiye'nin en iyisi altyapıda. Şu anda Filiz lisanslı bir Metin Furkan var. O da direkt spor okulundan değil, gelip ilk lisansı oradan çıktı. Buca Spor'dan. Geri kalan yok yani. O zaman o spor okullarının hiçbir faydası yok profesyonel takımlara. Artı zararı var. Şimdi Bedrettin Hocam gidiyor 15 tane 10 tane atıyor. Bizim gibi iyi amatör takımlar gidiyor 15 tane atıyor. Ve ben de bazen yazıyorum parantez içinde. İşte şu spor yanında da şu spor okulu akademi. Attım hani spor okulunu atmışım ben. Pilot takım sözde ama değiller. Evet, değiller. İşte bu kandırma bu sefer amatöre bence şu son 10 yıldır çok büyük zarar verdiler. Belki bize de kızıyorlar şey yapıyorlar ama oyuncu yetiştirme konusunda ben şu anda A takımda görmüyorum yani. Oyuncular yok. Altınordu'da yok. Göztepe'de yok. Altay şu anda Kazımcan kendi spor okulundan çıktı mesela. Kendi altyapısından. Kendi altyapısından. Gazi Emir'deki eski. Evet, futbol okulu değil yani. Yani kendi altyapısı yine evet. Spor okulu ama Gazi Emir'deki o benim demek istediğim. Kendi bölgesindeki evet. Spor kendi okulundan çıktı. Kendi öz kaynağından. Öz kaynağından çıktı. Hani mesela Altay düne kadar, dünya kadar oyuncular çıkardı. Tabii Türkiye'nin fabrikasıydı. Yani hem bizden alıyordu, hem amatörden oyuncu almak, hem bizi güçlendiriyordu maddi anlamda. Biz de hani daha çok koşturuyorduk. Heveslendiriyor. Daha hocalarımızın çoğu küstü. Hocalarımızın çoğu mesela bıraktı o yüzden. Çünkü kurcalıyor, yapıyor. Yetişemiyorsun. Doğru. Yani gücün yetmiyor. Maddiyat örneğe çıkıyor. Öğrenci potansiyelin yetersiz. Türkiye filanına gidecek. Biz şakalaşıyoruz. Türkiye filanına gidecek. Zenginsin diyorum. 30 bin lira harcadın koydun kenara. 40 bin. Bir Türkiye filanına gidecek. 40 bin lira harcayacak hocam kesinlikle. Şimdi. Kesinlikle. Yani ben diyorum oraya gideceğimi ben 5 tane oyuncu verip Türkiye finaline gideyim. Eskiden mesela Türkiye finaline gidince bizim oynadığımız dönemlerde 3-4 tane oyuncu orada da kalıyordu mesela. Diyelim Kütahya'ya gittin, Kütahya Spor alıyordu. Bursa'ya gittin, Bursa'nın oradaki profesyonel takımları seni transfer ediyordu. Şu anda zaten 16-17'den sonra... Burada laf araya gireyim. Türkiye Şampiyonası dedi Yalçın Hocam. Enteresandır Can abi. Biz, ben 18 defa Türkiye Şampiyonası'na gittim. Biliyorum, takip ediyorum. Türkiye Şampiyonası'ndan profesyonel takımlara, yani diğer bölgelerin takımlarına hiç oyuncu veremedik. Hiç. Gelelim tam tersine İzmir'de oynanan şampiyonalarda, playoff maçlarında, eleme maçlarında daha çok oyuncu vermişiz. Bakıyorum mesela biz hayatta unutmam, Uşak'ta bir maç oynadık. Hatta Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi'ymiş. Denizli takımı vardı, Muğla takımı vardı, biz vardık. Çok enteresan, Can abi türbinde bizden başka kimse yok. İzlemeye. Kendi kendimiz oynuyoruz. Denizli, Behçet Hocam kulaklarını çınlatayım. Denizli, İncili Pınar, Buca Gençler Birliği maç yapıyoruz. Tribün bomboş. Hani bakıyorum bu çocuğun da gardını düşürüyor. Tabii ki. Çocuğun da hevesini eskiden kırıyor. Bizim dönemimizde hani orada oynayayım ki gideyim izlemeye gelirler. Kesinlikle katılıyorum. Şu anda mesela hani Türkiye'nin genel sorunu da o. Şimdi gelip izlemiyorlar da. O squad olayını biz Türkiye'de oturtamadık. Squad olayını biz oturtamadık. Biz oyuncu izlemeye gelip... Tabii profesyonel takımlar bile şu an daha yeni yeni squad olayını girdi. Evet. Porto'nun 250 tane squad'ı var. Görev alan Can abi. Porto'nun hani bu benim en son okuduğum makale. Belki şimdi 300 olmuştur. Evet. Ama Türkiye'de daha yeni yeni işte profesyonel takımlar birer tane, ikişer tane squad'la anlaşıp daha yeni işte piyasaya sürdüler. Onlar gelip işte oyuncu izliyor ve son zamanlarda işte geçen yıl dikkat ettim Atatürk Stadı'na işte gelen squad ekipleri vardı. Konya, Samsun onları da gördüm mesela. Enteresan. Şu anda Bodrum İlk defa geliyor. Şu an Bodrum Tayfun Hoca geliyor. Geçen
iki kere maçımızı izlediler. Aynen. Ha, bunlar yani, güzel şeyler. Bunların yani, fazlalaşması lazım. Aklın yolu bir hocam. Bizi de teşvik ediyor. Daha çok çalışmamıza, daha çok oyuncu işte Bodrum'a gönderelim. Manisa mesela bu konuda da Manisa FK'da çok iyi. Evet. İşte Altınordu zaten iyi. Göztepe mesela, Karşıyaka, Altay, bunları da biz Bucalar, bunlar ne kadar çok çalışır bizi de çalışmaya teşvik edecekler. Kesinlikle. Oyuncu yetiştirelim, verelim. Hocam diye. Onlar teknolojiyi takip ediyor. Telefonun şeyi alçın hocam, hangi kategoride ne var oyuncun bana yolla. Evet. Geçen programda söyledim işte. Çok cinler var böyle bir piyasada, profesyonel kulüplerde. Baktığın zaman internette süslü laflar, şef squatlar yok. Maalesef güzel yalan söyleyenler. Değil mi? Evet. Arkada değil mi? İşte gelişim direktörleri falan filan ama oyuncu izlemek sıfır. Telefon açarak sanki halden sebze meyve alır gibi. Ya da birisinden duyuyor. Duyuyor. Hocam şunu yollar mısın, bunu yollar mısın gibi telefonla yapıyorlar. Şimdi tabii bir de bu işin şaka bir tarafa, biliyorsun dijital ortama dönen bir sistem kuruldu. Evet. Yani bayağıdır var bir firma. Bütün maçları gidip çekiliyor, analiz ediyor, parçalara bölüyor. Evet. Sen onları tabii çıplak gözle seyretme gayret. Siz tabii teknik adamsınız yani. Ben TRC'ye TRS atmıyorum. Sizin gözle seyretme gayret gidemeyenler, Türkiye'nin her yerinde ama böyle bir imkan var. Yani atıyorum Kastamonu'daki oyuncuyu da seyredebiliyorsun öyle olduğu zaman. Trabzon'dakini de, Hakkari'dekini de seyrediyorsun. Sen o abone oluyorsun o sisteme. Evet. Her ay işte aboneliğin şey işte altın, gümüş, bronz diye ayrılıyor abonelikler. Orada altın aldığın zaman atıyorum 8 maç seçme hakkım var. Hangi bölgede isim geldiyse o maçı sana analiz ediyor, kesiyor, yolluyor. Evet. Sen oradaki oyuncuyu öyle takip ediyorsun. Yani dijital bu sistemi. Bu hafta benim bir oyuncumuz izlendi öyle. Evet, ben takip ediyorum. Önümüzdeki haftaki maçı da izlenecekmiş. Aynen. Güzel uygulama aslında. Evet. Esasında güzel bir uygulama. Yani gidemediğin çünkü. Bana göre harika bir uygulama. Yani çünkü zaten profesyonel takımların scout ekiplerini ancak zor besliyor. Bir yere gönderiyor, seyrediyor. Altyapılarda mümkün değil o işi yani yapmak. Ben şöyle bir proje sundum. Yani proje değil de yapabilecekleri bir organizasyon söyledim. Profesyonel takımların hepsine, altyapı sorumlularına, altyapı hocalarına, işte scout. Hocam dedim hani bir profesyonel takım olarak İzmir'de kaç tane altyapısı iyi takım var? 8-10 tane. Çağır hocam bunları cumartesi pazar kendi tesisine. Turnuva yap. Yarı sahada diyelim 8.50'de. Yarı sahada iki takım, yarı sahada iki takım. Oturtur bütün altyapı hocalarını. Senin ayağına gelelim. Otur orada. 5-10 maç oynat. 5 çok güzel bir oyuncu yani. Hiç yorulmadan 2 günde cumartesi pazar diyelim 2011'leri turnuva yaptık. Yalçın Hoca'da bu var, Bedrettin Hoca'da var, Ahmet Hoca'da bunlar var. Bir havuz yap. Ertesi hafta 2012'leri yap. Ertesi hafta 2013'leri yap. Hocalarını oturuyorum. Yani 50 tane maça git yani. Zaten hocam, İzmir'de belli başlı hocalar var. Altyapıları iyi evet, olanlar var. Evet. Yani, unutmadan bir şey söyleyeceğim hocam. Lafını kestim. Eskiden siz daha içindeydiniz. Yetiştirici kulüp İzmir'de daha fazlaydı. Hani evet. Kala kala hani mahalle bakkalı kültürü gibi. Yani artık biliyorsun bakkallar, süpermarketler açıldı, bakkallar kapandı. Evet. Hipermarketler açıldı, süpermarketler kapandı. Bu iş daha fazla kulüp yapıyordu. Şimdi Buca tarafında Bedrettin hocam, Çamdibi tarafında sen. İşte Pınarbaşı'nda yani, Pınar Cücü. Yani işte Güzeltepe'de Şahverdi hocam. Şahverdi hocam. İşte Ege Kent'te yani. Bizim sevgili Mesut, Mesut hoca. Mesut. Yani toplasan herhalde onu geçmez değil mi? O an beş arası. Ve eskiden bu hatırlarsın çok daha fazlaydı. Hele Çamlıbir tarafında evet. Çok daha fazlaydı. Niye bitti hocam bunlar? İşte canım benim söylediğim hani benim görüşüm spor, okulu, spor okulları. Profesyonel takımların spor okulları. Şimdi oraya gelince hocam güzel bir konuya değindi. Şimdi iş burada gelir kaynağı. Şimdi artık biliyorsun eskiden bir centilmenlik anlaşması vardı senin dediğin evet, gibi. Play, atıyorum Buca Buca'da açıyordu okulunu. Örnek veriyorum. Evet. Altınordu işte Yeşilyurt'ta açıyordu. Altay Alsancak'ta ve Gaziemir'de açıyordu falan. Artık bu iş öyle bir hale geldi ki bayilik meselesi. Bayi franchise veriyor, açıyor. Çünkü o da biliyorsunuz siz daha iyi biliyorsunuz rakamları ben bilmiyorum. İşte yıllık bir ücreti var onun karşılığı. Hı. İşte malzemesi falan. Baktığın zaman Türkiye'nin her yerinde bu bayilik. Yani biliyorsunuz işte bir evet, markadan büyüye gidiyor. Topladığında hele de bunu güzel organize edebilirsen, organize olarak Karşıyaka bunu yıllardır yapamıyor zaten. Çok ciddi bir rakam geliyor. O tabii o arada aldığı rakama bakıyor. Yani o arada Vedette Oyuncan'daki çocuk yetişmemiş, genç özür diye iyi oyuncu yetiştiriyor bakmıyor. Şıkır şıkır şıkır. O topladığı paraya bakıyor. Dediğim gibi futbol okullarında siz daha iyi biliyorsunuz. Ben de yani
En fazla bir sene tutarsın bir oyuncuyu. Gelir gider 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 gider. Yarıştırmazsan çocuk bırakır orayı. Veli başlıyor bu sefer. Bu sefer ne yapıyor? Başka bir yere kayıyor. A kulüpten çıkıyor, B kulübe gidiyor. A kulüpte olmuyor benim çocuğum, B kulübe gidiyor. B kulüpte de aynı şeyler var. Yani yürümüyor orada. Dediği gibi sonra ne yapıyorlar? Ya kendileri bir kulüp kuruyorlar. Hani o kulüpte yarıştırmaya başlıyorlar veya bir kulüple anlaşıyorlar. Veya bir kulübe gidiyorlar, diyorlar ki yani biz burayı yollayalım, burada lisanslansın, şey yapalım. Ya şimdi hele İstanbul, İzmir kulüpleri gene İzmir'in içinde kabul edilir. İstanbul kulüplerinin kapısının önünden geçmemiş insanlar burada İstanbul kulüplerinin futbol okullarını işletiyorlar. Evet. Can abi, o konuda sana bir sorum olacak. Sen şimdi profesyonel kulüpte çalıştığın için sizin de birçok futbol okulunuz vardı tabii ki. Futbol yani kulüpler bunu herhalde biraz hiç denetim falan yok. Sadece para gelir olarak görüyor galiba. Evet. Ya Ali'ciğim, hiçbir denetim olmadan istediği şey veriyor bunu. Bu işi hakikaten organizasyonun başında bu işi bilen olursa, yani yapabilirse, denetleyebilirse, hakikaten gidip hafta sonu orada oyuncu var. Sadece zaten parasını alıyorsun adamın. Malzemesini satıyorsun. O da işte senden 3 liraya aldığı malzeme 5 liraya satıyor. O da bir para kazanıyor. Gidip açtım. Aa hocam hayırlısı olsun, güzelmiş deyip bir daha adam arayıp sormuyorsun. Birçok kulüp de öyle yapıyor. Adam sana parasını ödedikten sonra hiçbir sıkıntı yok. Esas verdikten sonra orayı da takip etmen lazım. Şimdi orayı işleten de haklı olarak ama ben sayıyı arttırayım. İşte normalde 15 kişi bir sayacaksa aman yani giderler fazla. İsim hakkı parası ödüyorum. İşte bir halı saha parası ödüyorum. Bilmem ne yapıyor? 15 kişilik sayı 25 kişi dolduruyor. Çocuğun ayına ye top diye o değmiyor. Ya o da rentable olmuyor. O arada yetenekli bir çocuk varsa arada kayboluyor gidiyor bu sefer. Yalçın hocamın dediği gibi. Yani o bir kısır döngüdür gidiyor. Bir de Can abi yetenekli oyuncu o mevcut takımda oluyor. Maalesef yarışmacı takım hocası o oyuncuyu da yollamıyor. Tutuyor takımında, ısrarla tutuyor. Ben buna çoğu kez şahit oldum. Çünkü bayilik onun. Neden? Seneye vereceğim diyor, bir sonraki sene vereceğim diyor. Ben buna şahit oldum. Tabii doğru. Çok yetenekli bir oyuncunun göz göreyle kaybolduğunu gördüm yani. Ben buna şahidim. Veya mevcut, daha iyi mevcut, yere paslar mevcut, diyor bekliyor. Mevcut kulüp yöneticisine dedim ki, 4 yıl önce söyledim bunu. Abi 2000 lira vereyim, çocuğu bana ver. Bak bu çocuk kaybolmasın, benim jenerasyonum da çok iyi. Hocam dedi 4000 lira istiyorum. Bakın 4 yıl önceden söz ediyorum. Bu çocuk kayboldu gitti. Futbolu bıraktı şu an. Ali bir de şöyle oluyor. Hocamın dediği gibi. Sana haber vermiyor. Vermek zorunda ama. Hani sen protokolü yazıyorsun işte birinci oyuncu olarak. İşte A kulübüne gider. Göstermiyor sana bilerek göstermiyor. Zaten göstermiyor. Sen de denetlemiyorsun. Bu işin şeyi ne biliyor musun? Sen eğer amacın. Hani İzmir dışında zaten yapman mümkün değil. İzmir içi yapacaksan İzmir içinde kendini açacaksın kulüp olarak. A kulübümüzde, A kulübü olarak Bornova'yı açıyorsan kendin açacaksın. Atıyorum Buca'yı açacaksan kendin açacaksın. Kendi hocanı koyacaksın. Doğru mu hocam? Evet. Ama franchise'a yani bayilik işlerine döndüğü kalite zaman. Kalite düşüyor o zaman. Kalite kesinlikle düşüyor. İş tamamen maliyetlerin. Çoğu spor okullarındaki antrenörlerin çoğu da hani çoğunun diploması yok. 17-18 yaşındaki, evet. 17-18 yaşındaki bir problem. 17-18 yaşındaki çocukları daha kendi futbolu öğrenmemişken, oynamamışken, maalesef eğitimini almamışken, hiçbir eğitim almamışken, tecrübesi olmamışken 5 yaşındaki, 7 yaşındaki çocukların başına veriyorlar. Ne öğretebilir ona? İşte ne öğretebilir? En büyük problem yani, bu zaten. Problem İyi olan hocayı maalesef en alttaki çocuğa verip o çocuğun iyi eğitim almasını sağlayacağımıza gidip en ufak çocuğa stajyer hocayı getiriyoruz. Ve o stajyer hocanın çocuğa işte dil öğretmesini, eğitim vermesini bekliyoruz. Hocam bunu soracaktım. Şimdi mesela bizde tam tersi maalesef ki. Evet. Yeni futbolu bırakan, genelde profesyonellerde de aynı şey var. Yeni futbolu bırakan kişiyi hemen altyapılardan başlatıyorlar. Mesela Hollanda'da Ajax örneği her zaman vardır. Ajax'ta altyapının başında hocalar, genelde bütün U13, U14'ten itibaren hocaların hepsi 50-60 yaşında tecrübeli hocalar. Evet. İşte orada aynı şeyi anlattım. 11. Yani bizde tam tersi. Evet. Herhalde bu en büyük sorun galiba. En büyük sorunlardan biri o. Şimdi zaten spor okulunun işte hani dediğiniz ya para. Bence profesyonel takımlar para da çok kazanmıyor. Sadece o spor okulunu kuran kişiler daha çok para kazanıyor. Mesela bir Altay, Göztepe, Karşıyaka, Altınordu bunlar para kazanmıyor. Bunları diyelim 4-5 bin, 10 bin aylık veriyorlar. Ama asıl parayı ötekiler ve sonuçta profesyonel takımlara öğrenci de yetişmiyor. Ve hocam, ismin kötüleniyor. 10 tane 20 tane gol yiyorsun. Başarı yok. Hiçbir şey yok. O zaman açmanın bir anlamı yok. Ben hocam, onu anlamıyorum. Siz içindesiniz daha iyi biliyorsunuz. Şimdi kulüp kendi açtığını kabul edelim. Geldik çam dibine.
Ahmet abinin halı sahasını kiralayacağız. Doğru mu? Hı. Ahmet abinin halı saha kirası. Ahmet hocanın parası. O bölgeye yabancıyız. Gelir mi gelmez mi? Evet. Çünkü ben hoca yollayacağım. Kaç kişiyi toplayabilirim? Bakıyor alt alta koyuyor, atıyorum 20 bin lira maliyet çıkıyor, 15 bin lira evet. maliyet çıkıyor. Ne yapayım diyor, ben aileki 2 bin liraya buraya franchise vereyim diyor. Vereyim evet. 2 bin liraya. Aynen, aynen. Temiz temiz, şöyle. Kılçıksız sardalya gibi. Ben bunu alayım 2 bin liraya diyor, ben ne uğraşacağım diyor orada. O yüzden sistem de böyle gidiyor. Profesyonel takımda da ama 2-3 bin lira, 5 bin liraları düşünmemesi lazım Can abi. Çünkü kendilerini daha çok lekeliyorlar. Bence işte Altay'ın mesela ben biliyorum, daha arkadaşım da çalışıyordu benim daha önce oradayken, Ayan. Süper Lig'deyken 1000 kişi birinciye düştü mü 700'e 500'e düşüyordu. Tabii tabii. Potansiyeli vardı ve oyuncu da yetişiyordu. Şimdi büyüdü, dağıldı, Altın Ordu o şekilde dağıldı ve hiç yok. Herkes kendi bütçesinde kalsa bence en masrafı azalacak ama daha çok üretim olacak. Hocam bundan 7-8 sene önce Ali, Türkiye Futbol Federasyonu futbol okullarının denetlenmesiyle ilgili bir yasa çıkardı. 7-8 sene evvel. Hatta bugün seninle programda önce konuştuk. Sevgili Egemen Ersoy, o zaman Futbol Federasyonu Ege Bölge Müdürlüğü'ndeydi. Futbol okulunun denetlenmesini de bölge müdürlüklerine verdiler. Hı. Ama yeterli personel yok ki. Bunu evet. kim nasıl denetleyecek? Saha şartları, hocaların lisans yeterli. Diplomaları, hepsinin kayıt altına alınması diye. Önce profesyonel takımlardan başlayarak gideceklerdi. Ama tabii uygulayacak ekipman, saha ekibi yok. Yani bir kişi zaten ofisteki görevini bırakacak, tek tek dolaşacak onları. O iş o senenin sonunda rafa kalktı. Evet. Bu işlerin dediği gibi denetlenmesi gerekiyor. Abi şöyle bir profesyonel takım problemi. Başkanlarının bunu denetleyip izin vermemesi lazım. Yani şu var, ben gidip bir futbol okulunda şu anda bir para karşılığında 10 yaşındaki çocuklara eğitim verebilirim. Tabii ki bir eşofman gibi, bir de dünya kaç boyu. Kesinlikle. Yani bunun kırılmanın bir şeyi yok yani. Bir gerek var yani. Yok. Koordinatörle ilişkin ise o hani tabii işte yani eşofmanın başında eşofmanı biri düdüğü al eline kim ne soruyor bunun bilmiyor. Belgesi var evet. mı yok mu hiç bilmiyor. Bitti. Ben tesisler konusunda bir noktaya değinmek tabii istiyorum. Ki. Bizim Buca'da gerçi o konuda biz biraz daha şanslıyız. Hangi açıdan? Takım sayımız 18. 3 tane sahamız var. Şirinyer sahası hala faaliyette. Yıkılması söz konusuydu ama hala faaliyette. O konuda biraz şanslıyız. Biz Evka'da çalışıyoruz. Haftada 3 gün antrenman yapıyoruz. Yani bu konuda Buca Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Yani gerçekten de o sahayı yeni gün tesislerini yaparak biraz daha rahatlattı bizi. Ama beni üzen konulardan biri Can abi, bizim Buca'da göz göre göre çürüyen 3 tane 4 tane halı saha var maalesef. Çürüyor ya, tesisler belediye çürüyor. Maalesef belediyelere ait. Biz dilek çevirip tahsis istedik, kira istedik, maalesef verilmedi bize. Kullanılmıyor da. Evet, kullanılmıyor, çürüyor. Prosedür gereği sanırım artık. Mesela bir tane kırıklarda bir saha yapılmış. Işıklandırma yok. Soyunma odası yok köyde. 17 kilometre Buca'ya uzak ama aslında gidilip gelinebilir. Ama işte gelelim, soyunma odası yok. Ve ben her o sahanın önünden geçtiğimde üzülüyorum. Çürüyor sahaya. Devletin malı çürüyor. Yine bizim belediyeye ait 2-3 tane halı sahamız mesela çürüyor. Buraları belediyeler el atıp bir an önce faaliyete sokarsa bana göre kulüplerin rahat nefes almasını sağlayacak. Kesinlikle. Ama biz bu konuda Büyükşehir Belediyesi'ne de dilekçe verdik. Henüz bir cevap alamadık. Mülkiyeti kimin? Büyükşehir mi Buca'nın mı? İki tanesi Büyükşehir'in, bir tanesi Buca Belediyesi. Tamam, şimdi buradan sevgili Saffet'e, Türk Soyer'e, Hakan Orhun Bilgi'ye seslendim. Yani yazık, günah. Yani hem sağ sıkıntısı var. Olanlar da çürümesin, kullanılsın. Yani her geçen programda da söyledim. Belediyelerin, spor danışmanlarının veya başka danışmanların bu işin içinde olması gerekiyor. Kesinlikle. Yani Buca'da yıllarını vermiş bir insan burada feryat ediyorsa, Buca Belediyesi dilekçe de veriliyor. Düşün yani. Yazık, çürüyor gidiyor. Bir de aynı şey söylüyorum. 7 gündeki yapılan sandalı. Yani şunu yaparken, şimdi geçen gün sevgili Murat İce vardı burada. Şimdi Uzundere'ye yapılıyormuş galiba, evet, Karabağ'a. Evet. Ya bu belediyelerin de, esas amatör kulüplerin burada belediyelerin yaptırımında tepesinde olması lazım. Lütfen yaparken eğer arazi varsa büyük yapın şunları. Maalesef. Yani sen de bazı sahaların problemi var, tribün içinde oluyor, beton atıyorlar kenarlara. Hani hangi maalesef. Kişiler projeyi hazırlıyor bilmiyoruz ya. Hocam, parklar, bahçeler ihaleye yani, çıkıyor olabilir. Fen işleri ihaleye çıkıyor olabilir. Sorulabilir ya bugün de. Hiçbir şey yapamıyorsa internette her şeyin tarifi var hocam. Her şeyin ölçüsü var yani. Bu kadar uzağa gitmeye gerek yok ya.
Ona göre İzmir'de hangi belediye tesis yaparsa yapsın Can abi, hangi belediye? İsterseniz hatta İzmir dışında değil, bana göre gidip Balçova stadını bakıp ona göre saha yapsın. Tribünüyle, sahasıyla, soyunma odalarıyla bana göre örnek. Evet. Bana göre İzmir'in en güzel stadına ve tribüne... 68-105 harbi stato abi, yani altyapısı. Saha küçük de olabilirdi abi ama en kötüsü ambiyansı. Tribünü, ambiyansı, gerçekten soyunma odaları harika bana göre. O şimdi konuda... onda da biliyorsun yıllarca o ambiyansa beton gibi sahada oynandı, daha yeni yenilen. Yani. İşte saha mükemmel oluyor, tribünler rezil oluyor. Evet. Ya şimdi bu belediyenin için para değil. Yani evet, bu maliyetler ciddi anlamda arttı bu aralar. Yani evet. Önemli ama o kadar yoğun kullanıma 6-7 yıl kullanılabilecek bir alın sahanın ömrü iniyor 3-4 yıla, doğru mu? Kesinlikle. Senin bu bütçeni ayırıp yapacaksın kardeşim ya orada. Hani zaten ücretsiz yapıyor Balçova Belediyesi. Evet, evet. Bütün ücretsiz spor okulları ücretsiz Balçova Belediyesi'nde yıllardır. Mehmet Ali Çalkaya'dan başkanın döneminden beri hala ücretsiz. Ama bunların bir de bakımını yapacaksın. Yani ömrü dolduğu zaman o sene hemen tadilat alıp yapacaksın. Ya burada hem Buca Belediyesi'ne hem Büyükşehir'e seslenelim hocam. Yani yazık, kullanılsın. Yani en azından amatör kulüpler 2 saat antrenman yapabiliyorsa 3 saat yapsın. Spor okulları doğru için mu? Çok büyük avantaj. Ya her şey için hocam. Yani. Her şey için. Yani 18 kulübe böldüğün zaman, o sahalarda yaptığın zaman rahat rahat antrenman olur. Can abi, yani Büyükşehir'lerin, Büyükşehir Belediyesi'nin ve yerel belediyelerin mesela kulüplere verdiği, biliyorsun, ufak bir bütçe var. Evet. Benim hani sürekli söylediğim, gündeme getirdiğim bir şey var. Belediyeler, kulüpler birliklerini, bir otopark olabilir. Ya da iki tane gevrek büfesi olabilir. Ya da iki tane halı saha olabilir. Kulüpler Birliği'ni kiraya verip buradan gelen gelirle de Kulüpler Birliği kendi ilçesindeki kulüplere gelen geliri dağıtıp onlara bir nefes aldırtabilir aslında. Ben bunu Bursa'da ve Kocaeli'nde çok görüyorum mesela. Oradaki birçok amatör takım belediyelerden kiraladıkları halı sahaları kullanıyorlar. Gelen gelir de kulübe kullanıyorlar. Bir ara hatırlıyorsan hocam, Buca'da şeyim vardı. İzvak'ın halı sahaları vardı. Evet. Buca Spor'undu. Evet. Evet, İzvak kullandı. Önce yap işlet devret, evet, modeliyle yapıldı biliyorsun. Doğru. 10 yıldı galiba değil mi? 10 yıl. 10 yıl İzvak işletti. 10 yılın sonunda Buca Spor'a devretti. Evet, ama yani bu işe en başta İzvak'ın veya İzmir ASKF, amatör kulüpleri ASKF'ye baktığı için ASKF'nin önce olup dediği bir sistemle artık belediyeden mi yer alır, başka yerden mi alır, bir gelir kaynağı yaratıp havuzuna dağıtması lazım. Ben bunu toplantılarda söylemiştim. Şimdi güzel yorumlarımız var. Biraz onlardan okuyalım. Bir de güzel, tabii, bir sorumuz var yorumlardan gelen. Lokman Serkan Sayman Bedrettin Hocam'a selamlar demiş. Mümin Güler, iyi akşamlar Yalçın Hocam. Başarınızın devamını dilerim. İyi yayınlar demiş Eren Güler. Aras Erköy Melih İnce, Merve Özer, Yalçın Hocam saygılar demiş. Alper Zeybek, amatörün ruhu sizsiniz. Başarınızın devamını dilerim. Aras Erköy'üne Yalçın Hocam selamlar demiş. Evet, güzel yorumlar var. Şimdi güzel de bir soru vardı, onu sormak istiyorum. Resul Ergat, hocalarıma şu soruyu sormak istiyorum. Mevcut eğitim sistemi sizin için çalışmalarınızı etkiliyor mu? Demiş. Bana göre kangren. En büyük sıkıntı. Yani ikinize de sormak istiyorum. Evet. Bedrettin Hocam'la başlayayım. Arkasından sizden de bu konuda bir yorum alacağım. Bana göre şu an mevcut eğitim sistemi bütün kulüpler için, profesyonel takımlar, evet, için de, amatör takımlar için de kangren seviyesinde. Çünkü çocuklar yarış atı gibi kullanılıyor. Çocuk öğlene kadar okula gidiyor, öğleden, evet, sonra etüde gidiyor ya da dershaneye gidiyor, akşam saat 6-7'ye kadar eve gidiyor, ders çalışıyor, sabah kalkıp tekrar aynı şekilde yaşamına devam etmeye çalışıyor ve spor yapacak zamanı bulamıyor. Halbuki sporda işte diyoruz ya, işte sistem, program, organizasyon, rekor baktığımızda zaten aslında başarının kilidi yani. Ama biz çocuklarımızı biraz daha böyle önce eğitime verip spordan uzaklaştırdıkça ben başarısızlıklarını görüyorum çocuklarda. 3 sene üstte dershaneye gidip 1 sene boyunca futbol oynamayan, hedefi Anadolu Lisesi olan öğrencimin maalesef kendi evinin karşısındaki çok sıradan bir liseye gittiğini gördüm yani. Ama o çocuk spor yapsaydı bana göre, ben şuna inanıyorum, daha başarılı olacaktı. Bir mevcut eğitim sistemimiz bu konuda gerçekten de çocukları çok ezdi. Şu an bizim en büyük sorunlarımızdan biri de bu. Oyuncum benim Foça Spor Lisesi'nde okuyor. Saat 4'te okuldan çıkıyor. İzban'a biniyor. İzban'dan antrenmana geliyor 6.30'da. Hasan Mahvigöz buradan anayım da. Yani böyle bir zorlukla mücadele ediyor. Çocuğa kıyamıyorum. Gelme diyemem. Spor yapmak, evet, en doğal hakkı.
Oraya yönlendireceğim. Orada altyapısı olan takım yok maalesef. Tabii de Koçada. Yok. O konuda bir sıkıntı var. Ama bakıyorsunuz gerçekten de bu bile aslında, hani şu söylediğim parantez bile şu an eğitim sistemimizin ne kadar sıkıntılı olduğunu gösteriyor. Evet. Bu konuda da büyük problem var. Ve son bir cümle. Maalesef ilk öğretim okullarımızda beden eğitimi dersi olmadığı için de bana göre çocuklarımızın gelişimi gerçekten de bu konuda ben çok üzülüyorum. Koordinasyon, beceri yapıları gerçekten de çok bozuluyor. Ya biz de çocukluğumuzda işte beden eğitim dersleri olurdu. Hani beden eğitim dersinde ne gösteriyordu? Hocalar genelde topu veriyordu. Oynayın futbol, maç yapın bu kadar. Yani veya bazı derslerde ceza veriyorlardı. Beden eğitimine çıkmak yasak diyordu. Hani biz böyle gördük ya beden eğitimini maalesef ki bizim çocukluğumuzda. Hocam size de sormak istiyorum aynı soruyu. Ben kendim de beden eğitim öğretmeni mezunuyum. Okullarda da çalışıyorum. Okulların içindeyim de. En büyük problem bu sınav sisteminin çok ön planda olması. Hep yarışmacı, işte Arap şey atları gibi, yarış atları gibi çocukların hep yarıştırılması. Ailelerin bir panik içinde çocuklarımızı şeye göndermek hemen. Dershaneye gönderelim, etüte gönderelim, kursu gönderelim, parası olan özel eğitim aldıralım. Hani burada eğitim sisteminin kalitesiz olması bana göre. Çünkü biz de gittik zamanda. En son lise sonunda gittim. Üniversiteye hazırlanmak için dershaneye. O zamana kadar biz normal okulumuza gidiyorduk. Okulumuzdan sonra antrenmanlarımıza gidiyorduk. Çok sıkıntı olmuyordu. Şu anda ama ikinci, üçüncü sınıfta çocuk biri başlıyor. Hocam etüte gidecek. Hocam dershanesi var. Hocam kursu var. Sonra bir bakıyorsun çocuk normal liseyi bile kazanamıyor meslek lisesi. Bir de aileler çocuklarımızı biraz kabul etmiyor hani potansiyellerini. Hep iyi olsun. İşte hep doktor olsun, hep öğretmen olsun, mühendis olsun. Ailelerimiz de burada bir panik havasında. Hani iyi bir şey yapmaya çalışıyor aslında kötü. Ya diyorum bak en kötü sporcu beden eğitim öğretmeni olabilir, antrenör olabilir. Bu şekilde de kendimizi beden eğitim öğretmenliği bitirdiğinde, antrenörlük bitirdiğinde spor salonları ekstra kendi işini yapabilir. Mutlu olur en sonunda. Ben beden eğitim öğretmeni mezunuyum. Antrenörlük yapıyorum, mutluyum. Sabah 8'den akşam 8-10'a kadar çalışıyorum. Belki 3-4 kişinin yaptığı işi tek başıma yapıyorum ama mutluyum. Evet. Fabrikada gidip çalışıp belki daha fazla para alacağım başka bir iş yapsam ama ben orada mutlu olamam. Mutlu olamayacaksın. Herkes sevdiği işi yapması yani gerekiyor. Sevdiği işi yapması, spor bir de hani sosyal olarak şey olarak şimdi dediği gibi bazıları tam gün 4'te çıkıyor çocuk. İşte ben evden alıp servisimle yetiştireceğim. 5.30'da saatim bitiyor. Evet. 4-5.30 sahadan çıkmak zorundayım. Şimdi zaten hocam bakıyorum bir takım sen, gelmesin 15 dakika fazla yapayım derdim. Sen tabii şimdi eğitimin içindesin. Bu okullarda da çalışıyorsun. Eğitim sisteminde de sıkıntılar var. Şimdi tek öğretim olduğu zaman sabah gidiyor, öğlen 3.30 işte gibi çıkıyor. O bir avantajdı. Ali okulda tek öğretim olduğu zaman. Hani bir şekilde eve gidiyor, bir şeyler yiyor. Eğer dershanesi falan yoksa bir şekilde antrenmana yetişiyor. Ama çift öğretim olan yerlerde çocuk sabah okula gidiyorsa %80 şanslı. Çünkü akşamüstü antrenmana gidebiliyor. Ama ikinci öğretim okuyorsa öğlen gidiyor, akşam geliyor. Antrenmana gitme şansı sıfır. Evet. Yani öyle de bir sistem var. Ben artık mesela bir grubum pazartesi sabah yapıyorum. Evet. Öğlenci olduğu için. Yani. Hani benden o da senden başka şey da yapan yok tabii. Tabii. Yani, şey sabah gelmez diyorlar 8'de. Artı şöyle de bir şey var hocam. Mesela benim oğlum da ortaokula gidiyor karşı yakada. Şimdi isim veriyorum. Sınıf 41 kişi. 41 kişilik bir sınıf ders 40 dakika. Yani bir dakika bile düşmüyor öğrenci başı. E şimdi bunun aldığı eğitim ne olabilir 40 kişilik bir sınıfta? Zor. E ne yapıyorsun? Oradan çıkıyorsun, etüte yolluyorsun çünkü. İşte oradaki eksikliği kapatayım derken diye. Ama bu sefer sosyal aktivitelerinden, sporundan, tabii her şeyden tedarik tabii. Tabii yani zincirleme gidiyor. Ben üzülüyorum yeni nesil Can abi. Hiçbir şey yaşayamıyorlar. Bir de şimdi mesela yeni şeyle diğer bir rant ne oldu? Artık kentsel dönüşüm adı altında bütün şeyler 2 katlı evler, 3 katlı eski boş yerler. Şimdi en büyük örneği şimdi rezidansların veya şeylerin olduğu Çamlıbe oldu. Artık yaşam alanları daralmaya başladı. Çocuklar sokakta, eskiden neydi? Sokakta oynayamıyordu. Sokak oyunları vardı. Sokak kültürü bitmeye başladı. Sokak futbol dediğimiz sokak kültürü öldü artık. Yani Çamdibi'ndeki bu kadar az yetiştirme olmasının sebebi de o. Şimdi her gidişimde Çamdibi'nde bir yerde bina yükseliyor. Evet. Eşim haklı. Adam 3 katlı ev var. Birinde kendi oturuyor, birinde oğlu veya gelin oturuyor. Bir tane kira alacak. Veriyor müteahhite karşılığında. Sen daha iyi biliyorsun hocam. Evet. En az 10 daireden kira geliyor. 1 liralık olan şey 5 lira oluyor. 5 lira oluyor. 3 tane kira alıyor. Ne oluyor? Sokak kültürü biterek sokak futbolu da bitiyor. O da etken. Bir de çocuklarımızı salamıyoruz artık dışarıya. Kendim de benim de 3 tane çocuğum var. Evet. Hani dışarıda çıksın oynasın yok. Çünkü yandaki komşumu tanımıyorum neredeyse. Aynen. Öyle, yani öyle bir sıkıntı oyuncak var. Oyuncak alanı yok.
Bu sefer ne oluyor? Çocuk motorsal yetenekleri, sadece parmak kasları gelişiyor. Parmak kasları oynuyor. Yani motorsal özelliklerin hiçbiri gelişmiyor. Çocuğun paylaşım bir şeyi yok. Benim oğlumdan örnek vereyim. Benim oğlum küçükken, hani 5 yaşlarındayken, biri misafir geldiğinde oyuncaklarını ortadan kaldırdı. Paylaşımcı değildi. Bir de iki tane kız kardeşi de var. Bir ablası, bir kız kardeşi var. Hani onlarla problem yok ama yabancı gördüm, benim oyuncağımı kırar. Ben onu ne yaptım? Yavaş yavaş takımla beraber götürdüm. Çantasına biraz bisküvi, meyve suyu, olmayan arkadaşlarınla paylaş. Şöyle yap. Onları bitiriyor. Baba 5 lira 10 lira ver, kantinden bir şey alayım. Bu şekilde o paylaşımı sosyalleştirdim. Çünkü öteki türlü sosyalleşecek yeri yok. Yok, asıl söylüyorlar. Yani evden okula, okuldan eve, okulda da derste ne kadar şey yapabilecek. Şu anda benim çocuğum servise bindiğinde benim yanıma ayakta oturmaz. En arkaya gider, kankileri var, şey yapar, telefonlaşırlar, yazışırlar. Hani çok güzel, bu sporun verdiği bir şey. Tabii sosyalleşme. Yani bunu hiçbir şekilde okuyarak veremez. Yapamaz tabii, yani tecrübeli. Buradan da çocuklar çok büyük dezavantajlı. Şimdi güzel yorumlarda bir sorum daha var yine oradan. Resul Ergat demiş, eskiden okul takımları vardı. Şemikler, İnönü, Namık Kemal gibi liseler futbolcu yetiştirirdi. Evet, bizim zamanımızda da. Çimentaş Lisesi de. Evet. Yani çok belli liselerdi bunlar futbol anlamında. Biz de yakından takip ederdik. Şimdi güzel bir soru var, onu sormak istiyorum yine. Savaş Yardı demiş ki, bir de şunu eklemek isterim. Yani amatör kulüplerimize ulaşım konusunda belediyelerin daha fazla yardımcı olmasını bekliyoruz demiş. Siz tamamen ulaşımı kendiniz mi karşılıyorsunuz? Yani belediyelerin bu konuda desteği var mı? Şimdi Bornova'da bazı kulüplere, işte Süper Amatör, Bal Ligi seviyesindekinde Bornova Belediyesi'ni bunu yaptığını biliyorum. Altyapı konusunda tabii bu yetersiz oluyor. Çünkü başka faaliyetler de oluyor belediyelerin. Ben talepte de bulunmadım. Kendi servisim olduğu için kendi imkanlarım doğrultusunda gidiyorum da. Ama Türkiye finallerinde olsun, işte giderken servis konusunda yardımcı oluyor Bornova Belediyesi. İşte maddi anlamda da biraz yardımcı oluyor. Tabii yeterli mi? Daha fazla olursa bizler için daha iyi olur. Ben şu ana kadar Bornova Belediyesi'ne hani kendi imkanım olduğu için kullanmadım hiç servis konusunda. Sende durum nedir belediyesi? Şöyle, bizde maalesef servis yok. Buca Belediyesi'nde şu an süper amatöre çıktığımız için servis talebinde bulunduk. Yerelliklere giderken zaten servis verilmiyor. Biz Türkiye Şampiyonası'na giderken de servis alamadık maalesef. Hani Buca Belediyesi'nde servis sayısı da azdı. Ondan da kaynaklanıyor. Kiralama yapabiliyor hocam. Maalesef. Ama biz bunu büyük şehirden de bekledik ama o da olmadı. Bu konuda ben yani gerçekten Çiğli Belediyesi'ne gıptayla bakıyorum. Yani Şaverdi abiler o konuda çok şanslı. Çiğli Belediyesi servisi, evet. Atatürk Sarı'na bile servis yolluyor Can abi. Yani ben Çiğli Belediyesi'ne iki yıl oynadım. Bu tamamen bana göre belediyelerin biraz da sporu sevmesiyle, spora bakış açılarıyla alakalı. Biraz da sporun başındakilerden kaynaklanıyor. Yani spor bölümünün başındaki insanların yardımcı yani olmak amacıyla. Her birinin başında bu işi bilen olacak kardeşim. Can sporsa ben, spor. Ben şuna şahit oldum ya. Şuna şahit oldum. Yani kulaklarımla duymasam inanmayacaktım. Abimin biri aradı, dedi ki ya dedi işte şu şuradaki sahi dedi bir bakımını yapalım. Mevcut arkadaş dedi ki abi dedi bizim yukarıda sahamız mı var dedi. Maalesef böyle bir şeyle karşılaştım. Hocam maalesef belediyelerin en büyük handikapı ne biliyor musun? Adama göre iş veriliyor. İşe göre adam alınmıyor. Türkiye genelinde biraz. Partayım ama bu iş maalesef böyle. Artı hani sezon içi dersin ki yoğunluk var. Evet, belediyelere etkinliği oluyor. Çünkü atıyorum Canı Sevenler Derneği de araba istiyor. Öbürkü Kanarya Sevenler Derneği de araba istiyor. Çünkü bütün STK'lar araba istiyor, belediyeler haklı. Ama Türkiye Şampiyonası dediğin olay o ilin temsili, o ilçenin temsili. En kötü ihtimalle kiralama yaparsın. Yani makine diyorum, araba parkın yetmiyordur, kiralama yaparsın. Bu yapılmayacak da bir şey değil, doğru mu hocam? Evet, yani zaten ne zaman gidiyorsun hocam? Nisan, Mayıs mı? Evet, hangi tarihler? Nisan'da başlıyor. Tamam, hani senin bahar şenliklerin olabilir, etkilerin olabilir, bilmem ne, araba kiralayacaksın kardeşim. Ya çözüm zaten değil, o baştaki kişilerin çözüm üretmesi lazım. Aynen. Ya Can'a bence burada yine dönüp dolaşıyoruz. Evet, yerel belediye ve büyükşehir belediyesinin tabii ki bunda bence katkısı olmalı ama dönüp geliyorum ben yine Türkiye Futbol Federasyonu'nun amatör takımlara hiçbir katkısının olmaması bana göre en büyük problem. Hocam, Türkiye Futbol Federasyonu seçmelerini nerede yapıyor? Kendi hissi var mı İzmir'de? Yok. Atatürk Stadyumu yansıda yapıyor. Evet. Yıllardır orada yapıyor aslında. Yıllardır orada yapıyor. Futbol Federasyonu'nun İzmir'in 3. büyük ilinde bir tane tesisin olması lazım. Doğru mu? Doğru. Yapılmadı. Kiralamaya gidersin.
Türkiye'de ben birçok yere gittim. Hiçbir spor kompleksinde ben düğün salonu ve bilmem ne okulu görmedim. Doğru mu? Atatürk'te. Evet. Ya fazla gitmeyin kardeşim. 350 kilometre gidin Afyon'u görün ya. Adam spor kompleksi yapmış, ortaya Kocatepe Stadyumu'nu oturtmuş. Yan tarafı istediğin kadar... Erzurum'daki. Erzurum'daki. Ya fazla gitme Ege bölgesi evet. olarak söylüyorum. Sunisi de var doğalca. Sen de düğün salonu, bir taraf okul, sağ bir taraf... Sağ yapacağına... Yani ha, gelir o. Yani devletin para ihtiyacı olur mu ya kiralama olarak? Yapın buraya sağ. Yüzme havuzu veriyor. Yap. Yap. Yüzme havuzu da yap. Ama İzmir'de... İşte Selçuk her hafta oturuyor veya il temsilcisi kim olursa. Aman Selçuk kimin nereye oturttayım, nerede ne yapayım. Ya sağ yapın kardeşim. Atatürk Stadı rentabilliğini kaybetmiş. Yıkın. Yıkın. Normal 8-10 tane sağ yap oraya. Spor kompleksi yap. Etrafını tane... ser ya. Afyon'daki gibi yap kardeşim. Butik bir tane 20 bin kişi yap. Aynen öyle. Yapmak çok kolay hocam yani. Bakış, ama yeter ki bakış açısı. Aynen öyle. Şimdi hocam yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Zaman hızlı ilerliyor gerçekten. Konu çok aslında. Son olarak şunu sormak istiyorum. İkinize de soracağım. Profesyonel kulüplerle yani bağlı olduğunuz, bağlantılı olduğunuz profesyonel kulüp var mı? Hani oyuncu gönderdiğiniz. Şimdi bazı amatör kulüpler, bazı profesyonel kulüpler anlaşmalı. İlk önceliği oraya veriyor. İşte pilot sizin... takım olayı dediğimiz spor evet. okulunda olduğunda biz, ben bağlı değilim hiçbir profesyonel takıma. Eğer profesyonel takımla ilişkilerimiz iyi. Hepsine ben maç yaparak, onlarla yaparak, hazırlık maçları yaparak sporcularımı gösteriyorum. Daha sonra beğendikleri oyuncuları bir hafta, iki hafta antrenmana çıkarıp sonra beğendiklerini transfer yapıyorlar. Bu şekilde oluyor. Hani ille Karşıyaka'ya vereceğim, Buca'ya vereceğim, Altay'a vereceğim, işte Manisa'ya vereceğim, Altınoda'ya vereceğim diye yok. Zaten bence de amatör kulüpler bir kulübe bağlı kalmamalı. Şimdi diyelim Altınoda 2008 doğumlu çok iyidir Sabek. Benim Sabek'im iyi. Şimdi Altınoda'yla anlaşma yaptım diye başka evet. yere de veremiyorsun. Bu sefer o çocuğa yazık oluyor. Hani bağlı kalmamalı. Bütün kulüplerle sadece ilişkileri... bağlılık anlamı değil de hani şu amaçla sordum ben. Hani orayla bağlantılı olduğun zaman gelip izliyorlar ya daha hani öncelik yani öyle izleyen gelen kulüpler oluyor mu? Benim hani Bedrettin hocamın da öyledir. Bizi herkes izliyor genelde. Profesyonel takımların bütün scout, altyapı sorumluları veya hocaları onlar bizlerle hazırlık maçı yaparak bizim oyuncularımızı görmek istiyorlar. İşte birebir. O şekilde oluyor. Hani direkt böyle bağlantı yaptığımız hani ille bize ver, başkasına verme şu anda yok. Belki farklı projeler içinde güzel bir proje olursa, inandığımız, güvendiğimiz, çocuklarımız için de iyi olacaksa, ilk başta çocuklar benim için önemli. Hani kulübün menfaati evet. değil. Kulüp bir şekilde ben çalışarak belli bir yere gelirim. Yeter ki çocuklar bir yere gelsin. Ben çocukları ön planda tutuyorum. Hani kulübün şimdi 20 bin istesen, 30 bin istesen, 10 bin lira, 5 bin lira fazla almışsın, eksik almışsın. O kulübü çok kalkındırmaz ama o çocuğun hayatını kurtarabilirsin. Evet. Ben işte kendim o şeyi yaşadım. Ben gidemedim o parayı ve ben futbol amatör seviyede, bal ligi seviyesinde, Çiğli Belediye, Aydın Belediye, Tekel, buralarda oynadım. Konak, Çay Mahalle, Kırkpınar döneminde Orhan abilerin, Orhan Kırkpınar, Osman Kırkpınarların döneminde oynadık. Çamlı Yüce Altyapısı'nda oynadık, orada Türkiye şampiyonlarına ve yetenekliydik hani o yaş grubuna göre ama işte... O bonservis olayları maddi oldu. Olamayınca evet. sıkıntı yaşadık. Ben hiçbir çocuğuma da önünü engellemem. Hani pazarlığa da girmem. Veririm. Bedavaya da verdim. İşte Can abi de bilir. Karşıyaka kulübüne 7-8 tane hiçbir ücret almadan verdiğim oyuncular da oldu. Başka kulüplere hani bir yıl 5000 liraya verdiğimiz oyuncu ertesi yıl en düşük bütçe 5000'di. Ertesi yıl 2500 dediler bir kulüpte. Hocam dedim geçen sene 5000'di bu sene. Artış olması lazım. Yani 5000 almışsın 7000 bu devirde para değil doğru. zaten de. 2500 iyi hocam şimdi vermesek suçlu olacağız Caner. Bak Yalçın Hoca vermedi. Önünü kesti. İstedi önünü. Aslında profesyonel takımın yaptığı yanlış orada. Yetiştiricilikte de öyle değil mi hocam zaten? Yetiştiricilikte de işte Görkem Ali Kınay Karşıyaka'ya verdim. Veli'yi gönderdiler. Ya dedim bak ben seni... Al bonservisi kağıt elinde sende dursun. Bedavaya gidersen değersiz olursun. Evet. Kulüp arasın. Bir yönetici arasın. Sorumlu kişi arasın. Bir hafta bekledik kimse aramadı. Al oğlum ne yapacağız? Ben sana vereceğim mesela. Ya şimdi bazıları işte senet imzalatıyor. Ya ben tefeci veya şey değilim o. Muhasebeci de değilim. Al oğlum. Evet evet. Ya ne aldık? Hiçbir şey. Çok teşekkür şey miyim? Hani mutsuz muyum? Almadım. Hayır. O çocuk orada oynadı. Ben ne diyorum? Görkem Ali Kınay Karşıyaka'da yıllarca oynadı. Evet. A takım seviyesinde o
oynadı. Ben mutlu oldum. Sonra Sercan Sizin için Kuran. En büyük gurur herhalde. Yani gurur. Bizim yani bir yandan reklamımız, bir yandan ya yetiştirdiğim bir ürünü görmek orada. Tabii ki. Profesyonel takımda görmek. Ben maçlarına da gittim. Oynayıp oynamadığını her hafta baktım. Kaçıncı dakika oyuna girmiş. Oynamadığından mesaj atıp arayıp neden oynamadın, bir sıkıntın var. Yani bunları da takip ediyorum. Daha önce çalıştığım kulüplerde profesyonel oyuncularım da var. İşte Batuhan İşçiler, Berkant Taşkıran, işte Erdi Yokuşlu. Bunlar mesela var. Birkaç kulüp daha var. Onları söylemeyeyim. Bazı hocalar farklı şey yapıyor. Ona pay çıkarıyor. Kendime pay çıkarıyor gibi gösteriyor diyorlar. Yanlış anlaşılıyor. Bunlarda ben rahatım. Arayıp sorabiliriz de. Hani bunları orada görmek her şeyden daha önemli benim için. Hani 5-10 bin lira, 20 bin lira, 100 bin lira. Parayla ölçülmez. Onun hazzı bana yetiyor. Benim öğrencim demek. Şu anda hani öğrencilerim de var. Mesela Hüseyin Eroğlu'nun altın odayı teknik, şu anda Samsunspor'un oğlu bende. Kaleci Ali Emre Yanar'ın altın odayı kalecisinin kardeşi bende. Hani bu da bize güvendiklerinin, evet. Yani bize teslim ettiklerinin. İşte bu önemli bir gösterge aslında. Ya, niye spor okulu boyutunda değil de belki bunu başka yerde yorumlayıp da şey yapacak olanlar da olur da ben bunu çok ön plana çıkarmamıştım. Evet. İlk defa burada söylüyorum. Hani bunlar bile bizi gurur veriyor. Kesinlikle. Parayla pulla ölçülecek şeyler değil. Çalışınca para da gelir, her şey gelir. Yeter ki düzgün karakterli ol, çalışkan ol, başarıyı yakalarsın. Bedrettin Hocam, aynı soruyu size de sormak istiyorum. Hani bağlantılı olduğunuz benim gibi. Benim şöyle söyleyeyim. Tabii önce gönül bağımın olduğu kulüp Bucaspor'dur. İlk önce oyuncuyu ben Bucaspor'a veriyorum. Oyuncum Bucaspor'da antrenmana çıkıyor. Eğer Bucaspor, yok hocam bizde oynayamaz derse farklı takımlara yolluyorum. Tabii Bucaspor'a gitmek istemeyen oyuncularımız da olabiliyor. Aile hocam diyor, biz diyor gitmek istemiyoruz. İşte X takıma gitmek istiyoruz. Kulüple irtibata geçip iletişime geçiyoruz. Sağ olsun mesela en son bizim Abdülsamet Bildirici Bucaspor'a gitmek istemediğini söyledi. Babası bunu dile getirdi. Manisa FK istiyordu. Manisa FK'ya verdik. Geçen hafta mesela milli takım karmasında oyuncum vardı. Berker Yılmaz. Bir telefon açtılar. Hocam dedi, biz dedi Berker'i istiyoruz. Evran'ı hiç sorgusu sualsiz alıp götürdüm. Kulübe verdim. Bucu Spor Kulübü'ne verdim. Bu konuda bir şeyimiz var. Çalışmamız var orayla. Ama dediğim gibi hani Bucu Spor'da bana hiçbir zaman ya sen bu çocuğu işte buraya verdin vesaire diye bir iletişimsizlik de gelmedi bize. Ama dediğim gibi onun dışında verdiğim oyuncular oldu. Mesela Ege Aksay diye oyuncum vardı. Bucaspor'la idmana çıktı. Yollandı. Şu an Kuşadası'na verdik. O konuda çok sıkıntı yaşamadık. Yani bu konuda bir çalışmamız var. Bizim mesela şu dönemde bile son bir ay içerisinde 5 tane oyuncumuz profesyonel takıma gitti. En son bir tane oyuncumuzu Efeler Spor'a verdik, Aydın Efeler'e. Yani son itibariyle Yalçın hocamın dediği gibi yani gerçekten de çalışanın yolu açık oluyor. Ben buna inanıyorum. Yani biz bir de temiz çalışıyoruz. Yani hiçbir oyuncum gelip bana ya işte Bedrettin Hoca benim evramı vermedi, beni yollamadı, benim önümü kesti diyemez. Çünkü neden? Biz sonuçta dediğim gibi şu vicdanım eğer rahatsız olacaksa asla girmem o işe. Önemli olan benim vicdanımın rahat olması. Oyuncuya veririm ama Karşıyaka gider, ama Altay'a gider, ama Altınordu'ya gider, o bileceği işte. Ha, bunun dışında bizim benim en çok zoruma giden şeylerden biri, profesyonel takıma verdiğimiz oyuncunun profesyonel olduktan sonra maalesef değerini bilinmemesi. Profesyonel takımların oyunculara evra verip git yetiştireceğini al gel demesi. Yani Yalçın Hocam az önce söyledik. Bunun da yasal bir şey olması lazım. Kesinlikle. Hani, hocam, veliyle kulüp muhatap olmaması gerekiyor. Hocam, TFF üzerinden direkt Türkiye Futbol Federasyonu muhatap olacak bunda bence. Hocam, ya en büyük problemlerden birisi. Amatör lisansta onun bir yaptırımı yok. Ama öbür taraftaki yaptırımı açıklanan yetiştirme bedelleri. Evet. O da artık neye dönmüş durumda? Şimdi yani benim saçım yok gerçi de berbere gidiyorsun yazıyor. Saç sakalın 200 lira yazıyor. Ya diyorsun burada 200 lira. Gel abi 50 lira yaparım diyor. Ha bu da neye dönüyor ama şeyde yetiştirme bedellerinde? İşte atıyorum bu yıl 42 bin lira 12 ile 15 yaşına. Sonraki her yıl için 42 bin lira. Ha onlar zaten o paraların verilmesi zaten hele İzmir kulüplerinde mümkün değil. Ne yapılıyor işte hocam şu kadar verelim bu kadar verelim bilmem ne. Onu yapsana yine Cenab-ı Razi'yiz. Onu da yapmıyorlar. Onu da yapmıyorlar. Şimdi hocam, hani burada hani da oturalım konuşalım, az sıkıntı değil. Burada zaten da tabii o iş kime düşüyor? O işin başındaki insanların kulüplerle iletişimine, yaklaşımına düşüyor. Doğru mu? Hocam ne olur bu işi, hocam bir yemek yiyelim, bir çay kahve içelim, buyur gel kulübe. Nasıl yaparız bu işin olur ne
bu insan, karşındaki de insan. Onlar da hayırlı mı diyecekler. Sen atıyorum onlar 10 der, sen 8 verirsin, 7 verirsin veya dersin ki hocam 2 taksitle vereyim ben bunu 4-4-8. Hiçbir zaman hayır demediler. Biz yıllarca oyuncu aldık yani. Hem genç özürlüğünden hem Bedrettin yani hocam da. Şey, Kerem Dönertaş olayım. Aynen. Kestim, aradı beni telefonla. Aldım Evra'yı götürdüm. Dedi ki biz dedi işte dedi Bedrettin Kerem'e imza attıracağız. Yarın Evra verir misin? Ya para konuşmadık zaten. Aynen, çünkü aynen. Gerek yok. Evra verdik. Baktım sağ olsun teşekkür ederim. Karşıyaka yönetimi hatta de. Hocam kendi elleriyle getirdi. Sağ olsun abi. Ben şahidim. Karşıyaka kulübüne geldi Selçuk Eşertelistan'a. Hiç şey yok. Yani çok da cüzdi bir rakam ama çocuğu verdi. Şimdi tabii bir de şu var. Her seferinde aynı şeyi söylüyorum. Çocuğun aşağıdan yukarı çıkması birinci özellik. Doğru mu? Evet. Profesyonel takılan. İkincisi o çocuğun çıkıldıktan sonra değerinin bilinmesi önemli. Kalması ve değerinin bilinmesi önemli. Sen yukarıda hala 1 liraya, 10 liraya, 20 liraya oynattığın oyuncu olduğun sürece aşağıdan kimse yetişmiyor. Olan da kayboluyor gidiyor. Oynuyor. En büyük sıkıntı o. En büyük sıkıntı o. Yani sadece yetiştirmek önemli değil. Yetiştirip A takım hocası kimse, A, B, C, K, her neyse. Diyeceksin kardeşim belli sürelerle bu aşağıdan çıkan çocukları da yetiştir. Ümit'e sonradan senin transfer yapmana gerek kalmayacak. O projenin hocası da olması lazım. Aynen. Yatkın olması lazım. Ya zaten çıkardığı... Güvenecek hocam. Yani çıkardığın yani adamı zaten asgari ücrete kilitliyorsun, doğru mu hocam? Evet. Yani bugünkü parayla 5 yıl. Hem de yani 2-3 yıl sözleşmeyi imzaladığı hocam gibi. 18 beş yaşından yıl, büyüğü 5 yılda kilitliyorlar, 18 yaşından küçükse veli imzalıyor zaten 3 yıla kilitliyorsun. Ama burada da evet, yukarıya diyeceksin kardeşim bu projeyi yürütmen için her az bir tane vereceğiz, her yılda bunu adapte et bu takıma diyeceksin. Abi şöyle şöyle hocam abi bizim futbolcularımız da yukarıya çıktığında ben onu gördüm. Profesyonel olduklarında çok çabuk şımarabiliyorlar. Hocam bu biraz karakter ve yapı meselesi. Aile yapısı, karakter. Ersun Hoca'nın bir sözü vardır. Erken geliştir, geç özelleştir. Türk futbolcusu için söyleyecekti bunu. Evet. Erken geliştir, geç özelleştir. Gerçekten de bizde de bu var ama Avrupa'da yok. Hocam ben daha şimdi söyleyeyim. Normalde bizim yanımızda ayrı olmayan insanlar profesyonel takıma çıktığı zaman bizde yıllarca altı bizde yemiş, içmiş, seyahate gitmiş adam selam vermekten imtina ediyor. Kesinlikle. Ya bu işte neyle? Karakter meselesi işte. Yani mikro da karakteri bozuksa makro olduğunda da karakter aynı şekilde gidiyor. Bence hani büyük profesyonel takımların okullar da yapması, tesislerin içinde özel okullar yapıp çocukları bu konuda da yetiştirebilirler. Hocam sahanın zeminini değiştiremiyorlar. Yani hani em eğitimini verip evet, kendi antrenmana gidip gelmesi acaba kolay olur. Şey projesi, i̇şte kolej tarzı mesela evet, Galatasaray Koleji, Beşiktaş Koleji, Fenerbahçe çocuk kendi kolejinde okuyacak, geçecek. Ona göre eğitimini alacak, antrenman sıkıntısı olmayacak, istediği saatte antrenman yapabilecek, ders programı ayarlayacak. Can, benim mesela kafamda hep böyle hani çok güzel hocam, şeyler var da, şu da olabilir, çok zor değil aslında da. Türkiye Futbol Federasyonu'na geliyorum yine. Çin bölgesinde kim bu işi çok iyi yapıyor? Şahverdi hocamlar, Güzeltepe Spor. Öyle değil mi? Evet. Pilot bölge yap. Ya da Buca'da kim yapıyor? Buca Belediye Spor. Bak söylüyorum isim. İşte kim yapıyor konakta? Örnek veriyorum. Eşref Paşa Spor. İsim veriyorum ki net olsun. Bu takımların pilot takım, pilot bölgesi için burada çalışma yapıp buraya kim çalışacak? İşte Yalçın Hocam, Genç Özgür, Genç Özgür Spor. Pilot takım yapıp o bölgede kendi denetimi altında, kendi kontrolü altında vereceği bir tesiste o bölgenin oyuncularını toplayıp havuz yapıp hani az önce programın başında Almanya örneğini verdim ya. Evet. Bu şekilde bir çalışma yaparsa emin olun ki oyuncu da kaybolmaz. Ve o kulübe Türkiye'deki birçok profesyonel takım gidip maçı seyreder ve 20 oyuncu varsa bana göre 15'i transfer yapar. Tabii yapılacak çok proje var. Yani. Evet. Ve yine aynı şekilde profesyonel bizim İzmir'deki amatör takımlardan da bir plan program yapılarak iyi olan oyuncuları bir havuza toplayıp işte Galatasaray, Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye, Gençler Birliği'ne götürüp İşte kulüplerin kendi tesisini açıp birer hafta antrene ederek bana göre transferleri de sağlanabilir. Bu da bir fikir. Yani bu konuları bizim pazarlama teknik lazım. Maalesef biz işte kendi penceremizden baktığımız için evet, çok şey yapmıyoruz. Can abi süremizin sonuna geldik artık. Çok güzel bir programdı, keyifli bir programdı. Daha çok konuşulacak konu var ama zaman maalesef yeterli evet, olmuyor. İlerleyen zamanlarda yine sizleri burada ağırlamak isteriz. Can abi öncelikle teşekkür ediyorum sana. Rica ederim Ali'cim. Ben de teşekkür ederim. Bedrettin Hocam çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Tekrar size şükranlarımı sunarım. Gerçekten de bizden motorlara verdiğiniz değeri gösterdiğiniz için eksik olmam tekrar hocam, teşekkür ediyorum. Yalçın Hocam teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim bizi davet ettiğiniz için.
konuşmak, verdiğiniz dertlerimizi, her sorunlarımızı zaman anlatabildiğimiz imkan sağladığınız için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Her zaman kapımız açık tabii. Ekranımızın ekranı. Sevgili izleyiciler, Bir Amatörün İçinden programının daha sonuna geldik. Haftaya başka konuklarla görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.